Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün değerli bir abimizin yanındayız. Dinleyelim abi. Bir tanıt kendini. Nerede oturuyorsun? Ne iş yapıyorsun normalde? Abi, hobi beslediğin kuşların neler? Benim tarzım beyaz abi. Yani normalde mesela bir çift Arap, bir çift Balla, işte bir çift Donuk. Öyle hani değişik bir görüntü olarak koyarım ama benim normalde beslediğim beyaz. Ama beyaz da şöyle bir şey. Benim için önemli olan hani sadece oyunda oyun, yani kuş da sadece oyun değil. Kuşun biraz da görsel olacak benim için. Mesela kostümü, göğsü. Aynen, göğüs kafesi yüksek olacak abi. İşte boynu biraz uzun olacak, bacaklar yani uzun olacak. Yani baktığım zaman böyle, yani ben bu kuşu altından yavru aldığım zaman acaba nasıl yavru alabilirim düşüncesinde olmam lazım. Peki şimdi ben içeride çok güzel kuşlar görüyorum abi. Mutlaka soranlar olacak. Yavrularından sahiplendiriyor muyuz? Evet, ulaşabilirler. Yavrularından sahiplendiriyoruz. Anaçlardan da şöyle, mesela adam geliyor diyor ki işte ya ben şimdi burada kuşları görmediği için yavrular almaya geldiği için adam geliyor, bir kuş mesela bir takım hoşuna gidiyor, ya ben bunu alabilir miyim diyor. Yani o anda adamın hani samimiyet işte konuşması böyle iyi olduğu zaman, hoş olduğu zaman kuşun değerini bilecek aynen. Bir kişi, kuşu kaybetmeyecek kişi. Zaten şu var abi, ben verdiğim zaman şunu diyorum, bak besleyeceksen vereceğim. Anlatabildim mi? Yani beslemeyeceksen elden ele gezmesin. Aynen, elden ele gezmesin çünkü yani sonuç olarak burada hepsini böyle tek tek zaten girdiğim zaman bakacaksın abi. Tek tek seçerek koyduğum için içeriye mesela içeride her kuş giremiyor yani. Aynen, salalım mı dışarıya? Kuşlarından da bahset aynı zamanda. Hani olur abi, bu budur, şu şudur. Kümes önüne geçip salabilirsin tek tek. Sonra içeride de bir çekim yaparız. Geç ömür köy. Mesela şöyle bir göstereyim abi ben. Benim kuşlarımda eğer kanat sesi yoksa kesinlikle ve kesinlikle kümesinden içeri giremez. Maşallah. Ses önemli diyorsun. Evet. Maşallah. Yani kesinlikle bu olması gerekiyor. Maşallah, bayağı yapılı. Şöyle. Evet, bu. Bu benim kostüm, koca kafa. Long face aklıma geldi görünce bir anda gözümde. Boğa gibi bir erkek. Maşallah. Güzel. Maşallah. Adamların mekanı da serin arkadaşlar, salmaya bakın. Fark etmez zaten. Mesela şu kalkan, en son kalkan o bizim dişimiz aynı. Dişi abi bu. Bu da dişi. Nazik bir dişi değil mi? Ha, et yavrularımız da var. Evet, et yavrularımız da var. İnşallah. Bu arkadaşımızın yukarıya. Kesinlikle bakabilirsin abi şöyle. Bak. Abi hepsini elime aldığımda böyle bir elimi dolduruyor yani. Kaz gibiler diyorum. Aynen. Yukarıya salın ver, biriksinler. Şöyle bakabilirsin. Şunun, şu aşağıdaki mesela 11 fake. Şu kuş 11 fake ama şu an bunun kanadı eksik olduğu için bu normalde bu kuş 11 fake. Bunun da şu an yavruları var. Fake dediğin ne arkadaşım? Ondan da bahset. 11 kanat abi. Hah, kanat sayısı. Bazen soran da oluyor mesela. Saydığın zaman işte soldan sağa, sağdan sola. Şuradan mesela uçtan başladığın zaman 11 kanat. Öyle söyleyeyim ben. Tamam. Olması gereken bir şey mi bu burada? Yok, bunlar normalde aranan hani, bir şey mi? 11 fake'ler yani benim öğrendiğim, bildiğim, duyduğuma göre eski şey, eski sol. Tabi bunlar pek hani böyle her kümeste şey yapmadı yani pek fazla. Durunan, tutulmuyor. Şu an genelde kuyruk sayesine falan bakıyorlar. Abi gel Ferhat abi. Abi bir sürü. Ay maşallah size. Maşallah. Arkadaşlar hava maşallah biraz kararıyor. O yüzden çekim. Maşallah. Hani böyle. Şimdi bak göster abi. Bolca beyaz var. Gördüğünüz abi, gibi bacakları kesinlikle şöyle uzun. Sal yukarı. Kanat sesi olmazsa olmazım. Bu kümesi açtığım zaman oturduğumda ben orada çay içerken bu sesi duymam gerekiyor. Ben ustalarım bu yönde dolu. Evet. Hala bitmedi ya. Fizik olarak fizik olması lazım. Bir kamyon beyaz çıktı, hala bitmedi. Oo. Çıkıyor da çıkıyor abi, daha var. Amcasının kızı, dayısının kızı. Torunu, dedesi. Maşallah. Vay. Beyaz da ayrı bir keyif ya. Tabii hani ya abi, bunun görüntüsü şuraya. Tek renk kuş bakmak ayrıcalıktır bence. Farklılık. Şöyle şunları da göstereyim. Sen biraz fazla kavga edersin herhalde.
Hayır, erkeği yumurtaya kovalamış onu. Evet, onu öyle oldu. Abi çok güzeller ya, yukarıdaki gelin. Bu soylar şimdi, sal onu da Ömer yukarı. Bu soylar şimdi... Bir soy mu hepsi? Abi şöyle, kostümler bir soy, diğer oyun kuşları bir soy. Tabi bu zaman ne oldu da, yani zaman geçtikçe yavaş yavaş bu duruma geldi bunlar. İçeride bir takım şöyle bir taraf var. Yani demin başta söylediğim gibi. Çok. Bunun kanatlarını çektim. Bembeyaz gaga. Kanatlarda hafta bir patlama vardı. Dur. Kardeşimin bunun emeğine sağlık. Kanatlarını çektim. Kanatlarda hafta bir patlama vardı. Yeni kanat, temiz kanat gelsin diye. Maşallah. Şimdi beyazların içinde de çok güzel de dikkat çekiyor şimdi bunlar. Zil Arap. Zil. Of. Arapların yanıyor. Renkler yanıyor arkadaşlar. Erkek büyükte donanım abi. Şimdi geldi benim ilgimi çeken yere. Oyun kuşu bıyıklı. İnşallah. Bu erkeğimiz. Çok da agresif, çok. Bu da onun dişisi abi. Çok güzel. Bunlardan da yavru alıyorsun. Aynen. Abi. Şimdi bunların yavruları zaten göstereceğim. Bunların yavruları da var. Aa, onların nasıl? Yavruları büyüdü biraz. Kardeşim. Hayvanların yeri yalnız arkadaşlar çok güzel. Şöyle göstereyim. Serin, ferah. Tık tık tık. Güzel bir salmalık yapmış. Ya tam böyle. Bu benim ilk kuşluğa başladığımdaki aldığım dişi. Bunu hatıra olarak her zaman hoşuma gittiği için bunu her zaman bırakıyorum. Bu 4 yaşında abi. 4 yaşında. Bunu hatıra olarak kümesinde bırakıyorum. Bir bunu çıkarmadık. Güzel, güzel bir dişi. Donuk. Şurada bir tane var. Şurada mesela bir ballım var. Bahsedelim. Bunun da renk tonu çok hoş. Bu erkek olarak. Renk tonunu şöyle yakından gösterirsen abi. Çok hoş. Kümesin önünde dur, kuşlar girmesin. Bu da onun dişisi abi. Zaten birebir aynıdır renk tonajı. Acaba bunu görünce Ferhat abimin aklına ne gelecek? Atmacaya verdiğin donuk. Yalvardım abi. Kuş uçuruyoruz, videodayız. Dedim ki onu salmayalım sırtta. Hayvan noktaya kendini vurur vurmaz bir koydu atmacı. O videoda atmacıyı arayan arkadaşlar, o 55 bin kişi. Selam olsun hepinize. Normalde bunların hepsi damızlık olarak ama şöyle bir şey. İçeride oynarlar. Bazıları da mesela kostümlerinde bir tip içeride oynuyor. İçlerindeki en büyük kostüm bu abi. Yani babacı şu olarak. Bu kostüm değil ama bu dişi. Az önce bahsettiğin şu en son. Aynen yukarıda. Az şöyle sağda ileride durun, bir kapak fotoğrafı alayım. Sizi göreyim. Heh. Oh maşallah. Kuzular biraz o tarafa gidin. Heh. Tamam. Kadraja girsin. Çok güzel kuşlarım var, emeğine sağlık. Böyle çektiğimizde kameraya giriyor. Bak şunlar, Araplar çok dikkat çekiyor. Arabın rengine bak ya. Evet, neresi ya? Bak. O erkeği. Şunun renginin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şeylerin zil. Yavruları vardı. Bu şimdi çıkardıkları. Bunların o donukların yavruları. Bu bir yavru. Vay, büyümüş bunlar. Abi çok güzel bu. Yeme düşmüş. İbikli. İbikli. Ak kuyruk. Sal yere sal. Şey diyoruz, bıyıklı diyoruz ama. Bıyıklı, ben de az önce soracaktım, bıyıklı ne diye? Bıyık bizde ağzın yanında olana deniyor. Yavru bu yerden bir hediye geldi. Hediye gelmiş Ömer'cim. Evet şu. Bana da bir tane gelmişti böyle, hatırlarım. Diğer donuk yavrumuzun kardeşi. Zaten... O ibikli olanı. Evet, geldi. Geldi. Normal bu. Ak kuyruk da değil. Bu kapı. Bu ikisi. Yuva kardeşi. Şöyle alayım ben. Bu ikisi yuva kardeşi abi. Bunların babası ve annesi burada. Evet, az önce gösterdikleriz. Evet, bu. Evet, anne babası orada. Maşallah, çok güzel. Bunlar da kendi yavruları. Yukarıya vuruyor kendine direkt çıkıyor. Tam uçacak kıvamdalar. Bu arada şunu kurtarmasın abi. Tutayım abi. Yani şunu şuradan alayım. Bir işim var. Bir saniye. Bunu
kuşlar görmemek için. Çok güzel bir şey. Biz onda balık tutuyorduk. Evet. Bu ikisi kardeş. Yuva kardeşim. İnşallah. Bu size hediyemdir abi. Evet Ömer, kuşçuluğa yeniden başlayacaksın galiba. Yemin ederim can evimden vurdun. Uçurdun zaman askeriye gittim, askeriyede de bunları uçurdum. Ben askere gittim, abim yuvayı yıktı, bugün bahsettim yuva yapacağım diye. O zaman sen şimdi vesile oldun, Ömer buradan, tekrar oyun kuşuna başlıyor kardeşim. Buradan vesile oldu abim, teşekkür ederim. Çok İnşallah güzel. İnşallah ilerleyen zamanda o zaman ben de sözüm olsun, hatırlatırsınız bunu. Yavrularını geri teslim edelim. Çekilişte hediye edeceğim. Ha, çekiliş değil oğlum ya. Tamam kanal çekiliş tamam. Evet, birinci yavruları çekilişe. Tamam. İkinci yavruları kardeşimize geri geldi. Aynen öyle. Soyunu devam ettirmek adına. Tamam. İnşallah. Çok güzel bir jest oldu. İnşallah. Ana babası burada yavrum. Gönlü zengin. Aynen. Anne baba bununla bu mu? Evet bu annesi. Şu sağdaki öndeki. Baba. Bu öndeki annesi, arkadaki babası. Maşallah. Kayıtlı olan baba. Bu da annesi. Zaten o ibikli dediğim pozisyon babanın soyundan geliyor. Aynen. Bu yavrular tamamen babaya benzedi. O zaten az önce kendini yukarıya doğru vuran. Baksana. Çok, güzel. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. Ne demek? Abim kapını açtın. Zengin gönlünle bizi misafir ettin. Rica ederim. Tavşanlarımız var. Efsane tavşanlar arkadaşlar. Yavrularını az önce bir Ferhat abi ya gösterdi. Sen bir tane bir yakalasana Ömer. Bakayım yakalayabileceğim mi? Şuradan şebek edeceğim. Bak. Şu tavşanın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Yavaş yaptıracak şimdi bana. Yavaş. Sen bir yakala bakayım nasıl yakalayacaksın. Arkadaşlar. Kulağını tuttun mu olay bitiyor oğlum. Korkma lan. Ömer bunu hayatta yakalayamaz abi. Sabaha kadar uğraşsın yakalayamaz abi. Abi ben Araplarına da hasta oldum. Beyazlarına da kardeşim. Çok güzeller. Eline emeğine gel. Sağlık. Ömer gel abi, hayatta gel. Yakalayamaz değil mi? Şimdi, gel. Git bak öbürü şeyin orada galiba. O zaten çikolata Salih abinin hediyesidir. Bizim Salih'in? Hı hı. Salih. Onun bir kardeş daha vardı. Kardeşini kaybettik ama kendisi kaldı. Lan Ömer öyle mi yakalanır? Korkma oğlum onlar ısırmıyor. Lan oğlum kafasının önüne atacaksın. Kanat sesini duymadığım zaman 20 takla atsa ben kuşu barındırmam. Kanat sesi olacak, bacaklar uzun olacak, göğüs kafası yüksek, geniş olacak, boynu uzun olacak. Yani baktığım zaman şu görüntüyü mesela... Şuradaki şu görüntüyü görüyor musun abi bak. Şuraya bıraktığım zaman bak şimdi bıraktım. Bak şu görüntüyü görmem lazım. Yani şu yürüyüş tarzını. Şu kafa şeysini. Kuş böyle yürürken haftan böyle kuyruk kuşlarını tamam. Yere sürecek. Dur devireceksin sofrayı dur. Dur oğlum sofrayı devireceksin. Aga al şu tavşanın birini. Sabaha kadar yakalayamayacak. Tamam gitti tamam elleme. Elleme daha sen yakalayamazsın. Ben nefese kaldım. Arkadaşlar Ömer'in ne kadar yetenekli olduğunu aşağıya yazabilir misiniz? İnat etti şimdi o da. İnat etti ama yakalayamayacak. Gaza getiriyorsun ya. Heh, bakın. Tavşanlar yalnız Ömer'in yarı boyunda. Velikan tavşanlar. Rezil etme. Kendi kanalımızda şakraban olduk. Gel buraya. Heh böyle işte çırağı yetiştiriyorum. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Aha başardın. Yaparım dedim mi yaparım. Oh o ne lan öyle. O ne lan öyle. Getir lan. Oha. Durdu. Evet arkadaşlar. Durdu. Turnayı. Yaparım dedim mi yaparım. Gözünden vurdu. Hadi gidin. Salma. Tamam, salma. Salma. Dur. Sağ olun Ömer'cim. Durur musun? Kardeşim dur. Çok teşekkür ettik. Misafirperverliğinden ötürü, jestinden ötürü. Çok güzel de bir jest. Bu arkadaşlar diğer kardeşlerimize de bu jest örnek olsun. Biz de jestler yapacağız. Takipte kalın. Sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ettik kardeşim. Rica ederim abi. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ olun abi.